الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الذي لا يستحق العبادة غيره وهو على كل شيء وكيل فسبحان الذي هو نعم المولى ونعم الوكيل نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له الذي أعطى الأجر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله الذي قال في جميع أحواله حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحريق أمراء المؤمنين أمراء كريمة وأمراء عثمان العلي عند القبر الكريم وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيها الناس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق رسول الله الذي هو صاحب كوثر والسلسبيل علم بالله هيك شوفها biz peygamber zamanından epey uzaklaşmışız. Aradan 15 asır geçmiştir. Ve peygamber zilşah ashab-ı kiramına hitap ederken İki parmaklarını birbirlerine yaklaştırıp orta parmağıyla şehadet parmaklarını birbirlerine yaklaştırıp kıyametle benim aramda bu iki parmağın birbirine yakındığı kadar mesafe vardır demişti. İsterseniz böyle yan yana duruşun yakınlığı, isterseniz boynunda olan aralık mesafesi kadar dünyanın öbür orta parmağının hududundaysa Efendimiz'in
vakti saadetin dünyanın ömründen bu kadar geçtikten sonra bu kadar mesafe. Daha başka haberlerde de benim gönderildiğim vakit ikindi güneşi vakti gibidir ki ikindi güneşinin artması çok çabuk oldu. Birden bir ikindi olduktan sonra güneş batmaya doğru süratlenip doğuşunda bir parça heceleyerek çıkar ama batışında artık süratlenir. Onun gibi Efendimizin zaman-ı saadeti gönderildiği tarih kıyamete o kadar yakın bulunmuş ve hatta kendisine ilahi ferman Kur'an-ı Azimüşşan Levh-i Mahfuz'dan Beyt-i Marun'a indirilirken büyük bir mevkif içerisinde, büyük bir saltanatla Kur'an-ı Azimüşşan Levh-i Mahfuz'dan Beyt-i Marun'a ederken Melaike-i Kiram yedi göğün melaikesi o heybetten tacipte kalıp sorduğundan nedir bu? Ne oluyor bu fevkaladelik nedir? Ki kabir gecesi o. Bu fevkaladelik ne içindir diye melaike-i kiram sual ettiklerinde onlara dedi ki bu ahir zaman peygamberine Cenab-ı Allah'ın göndereceği indireceği Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Levh-i Mahfuz'dan indiriliyor. Dendiği vakitten melaike-i kiramın kıyamet gününün yaklaştığına dair olan o gün onlar kadar bilen yok. O günün heybetinden doğrultusundan yedi gönül melaikesi baygın düşüp kaldılar. Neden? Kıyamet yakındı diye. İnne zelzelete sâheti şeyhun azîm, emrun azîm. O kıyamet gününün dehşeti ne lisan ile tavsif olunabilir, ne yazı ile ne kelam ile anlatılamaz. O günün dehşetini melaike-i kiram çok daha iyi bildikleri cihetler ki ölüm yedi göğün melaikesine de erişecektir. Ölmeyecek kimse kalmayacaktır. En sonunda Hazreti Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Ezra-i Aleyhisselam onlar da ruh teslim edecekler. En sonunda Kabidül Ervah olan ruhları kabz eden ölüm meleği Azrail Aleyhisselam huzur-u Rabbul Alemin'de durup Cenab-ı Mevla, Cenab-ı İzzet ile ona hitap edip kim kaldı canlı şimdi mahlukatının içerisinde yarattıklarından canlı kim var? Senin aciz ve zayıf kulun Azrail kalbine. Sen dahi öl! Dediği vakitte kendi ruhunu kabz ederken bir devri o, eğer onun o kendi ruhunu kabz ederken ilahi emirle ona öl dediği vakitinde onun can hırnaş çağrısını, feryadını hayatta olan insanlar ki hepsi işitseydi, bütün ne kadar mahlukat, anında bu teslim ederlerdi. O da ve Cenab-ı Mevla soracak, limenil mülkü diye o. Mülkün sahibi bugün kimdir? Bu benimdir, şu senindir, burası bizimdir, burası senindir. Dava vuranlar, toprağın altında dilleri çekilmiş, sesleri tutulmuş,
ilahi hitabı işitirler ama cevap vermeye kabil mi olacaklar, kabil olamazlar. Kimse mülkün sahibi benim diyemez. El mülkü lillahil vahidil kahhar. Mülk tek olan kahriyle bütün mahlukatı onları öldürüp hükmünü yürüten, hükmüne karşı gelinemeyen, izzetine karşı durulamayan Allah mülk onun doğru olacaktır. Ezelden ebede mülkün sahibi olur. Kulillahümme malikel mülk. Ey mülkün sahibi olan Allah! Biz neyiz? Biz hiçiz. Lakin azgınlığımız dünyayı dolduruyor. Gökyüzüne kurşun sıkar olduk. Nemrut'tan beter olduk. Nemrut ki gökyüzüne tırmanıp da gökyüzündeki İbrahim Peygamber'in tanrısını gökyüzünde hesap ederdi. Yer tanrısı diye iddia eden Nemrut gökyüzüne çıkıp gökyüzünde yukarıya ok atıp gök tanrısını katletmek şaşkınlığıyla çıktı. Gökyüzüne ok attı. Bu zamanın insancıkları da Cenab-ı Hak'tan ilerine azacık bir fırsat, azacık bir sanayiyet verdi de kendilerinin de aynasında görerekten her birerleri Cenab-ı Allah'a kafa tutmaya kalktılar. Kafaları kopar, kafaları parçalanır. Allah ile muharebe edilmez. Allah ordu göndermeye muhtaç değildir. Yerlerin ve göklerin orduları emrindedir. Görünen veya görünmeyen ordular, hesaba gelen, hesaba gelmeyen ordular, Cenab-ı Hakk'ın der, ben ordulara kumanda ederim, ben milletlere kumanda ederim, ben sözümü yürütürüm deme, görünmeyen ordularından bir tanesini sana musallat eden bir tek. Bir tek ikinciye gerek yoktur. Bir tek görünmeyen askerinden birisine emretse, gir de bunun beynini ye, gir de bunun gözünü or, gir de bunun kalbini berbat eyle. Top tüfenginden mi gelecek o? O askerin üzerine o tek asker. Dün gerilenin birisinde bu havada uçup duran tozcukların üzerinde acayip mahlukat resimleniyor. Görüyorlar, şaşkınlıklarından vazgeçiyorlar. Akıllarını kullanmıyorlar. Bu havada bir şey görmezsin. Lakin bunun içerisinde çeşit türlü davetlikler varmış. O davetliklerin üzerinde çeşit türlü korkunç şekilli mahlukat var. Ki ne fiile benzer, ne yaman canavarına benzer acayip. İşte bir tanesini emretse ye bunu. Kafese çevir bunu. Çok azdı. Nemrutluğa başladı. Ne emretse. Ne hekim çareni bulur, ne hakim. Allah'tan kork. Allah'tan korkalım. Allah'tan korkuyu attık. Halal halal hududunu geçtik. Her şeyi kendimize halal ettik. Kendimizde 5 kuruş var. 5 kuruş yok. Şefim şimdi 1 milyoner, trilyoner oldu. Milyoner, milyarder, trilyoner oldun ama ona bakıp da Cenab-ı Allah'a kafa tutmaya başladılar. Sen hiçbir şeysin. Haddinde doğru. Helal helal hududu kalkamaz.
Dini İslam'dır. Dini hak İslam'dır. İslam'ı emreden Allah-u Zülcelal'dir. Karşı durulmaz. 15 asırdır İslam'ı yıkmak için şeytan ve şeytana tabi olanlar, deccal ve canlara tabi olanlar uğraştı. Ne yıktı hiçbir şey. Ne kadar yol kesti. Efendim, Berat Efendi gitti, gide gide baktı, arkasına bir arpa boyu yol kesti. Kesemez, yarım arpa boyu, hardal tanesi kadar, milimetrenin onda biri kadar, yüzde biri kadar da yol kesemez. İslam, Allah'ın dinidir. İslam'a kafa tutma. İslam'a karşı gelme. Nasıl karşı gelirsin? Hagar bana haram hududunu çiğnersen, Cenab-ı Hakk'a hoş gelmez. Cenab-ı Hak hakkından gelir. Temerrüt edenlerin, ne mutlaşanlar. Onun için haddini bil. Hacmimize edelim. Hacmimize edelim. Çok hacmimizi geçmişiz. Böyle üfürülmüş babam gibi olduk. Nefsaniyetimizi kabartıyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz. Geldiğimiz dünya da bize dar geliyor o zaman. Bu dünya bize azdır. Çünkü biz dünyadan büyüyüz, demeye başlıyoruz. Sen çok küçüksün. Hacmine ben, kendi ölçüne ben, kendi mikyasına ben, Allah'a kulluğa ben. Nefsini besleme, nefsini büyütme. Din ne içindir? Nefsimizi küçültmek içindir. Çünkü boyuna nefsimiz büyümek ister. Büyüklük davası güler. Bununla büyüyeyim der, şununla büyüyeyim der, yıldızlarla büyüyelim, ayla büyüyelim, kılıcıyla büyüyelim, parayla büyüyelim, işle büyüyelim, elimle büyüyelim, nihayet ibadetle de büyüyeyim diyor. İbadetle de nefis, şeytanın azdırmasıyla, ya senden halini yok, tamam. Sen şeriatı da tutuyorsun, bir de tarikat da tutuyorsun. Efendim sen demek ki çok iden gittin. Sen çok büyük. Başka insanlar her şeyi kar eden insan maşallah. Geceden kıyam edersin, gündüzden namaz kılarsın, tesbihler, zikirler. O yoldan da gelir. Eğer Mürşid-i Kamil'i unutmasa, şeytan onu da o taraftan müfürerekten büyütür. Belan-ı Bahura gibi yapar. Veya onun emsalici kimselerden yapar ki, en birincisi şeytan, şeytan kendi kendini büyüttü. Benden çok ibadet eden var mı dedi, benden çok bilen var mı dedi, şeytan. Nefsini büyütmüş. İbadet nefsini küçültmek içindir, bilesin. Müslümanlar, kalbinde zerre miktar, kibir olan adam cennete giremez, pistir. Kibirli kimse pistir. Cennete girer. Ne kadar kibir olsa, zerre kadar, toz zerreciği kadar bulursa, o toz zerreciği de cennete yakışmaz, giremez. Cehenneme girecek, yanacak, temizlenecek o kibirden. Büyüklük, azamet, Allah'ındır. Arzu. İktidarsızlık da bizimdir, acizlik makamında dur. Nefsini terbiye etmeye var. Allah'a kulluk şerefimizdir. Dünya ve ahirette Allah'a kul olmakla şeref buluruz. Ey Müslümanlar, kıyamete yakın geliyoruz. Kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda duracağımızı unutmayalım. Dünya fani, ahiret bakidir. Elbette ki sırası gelen gidecektir. Allah'ın divanına götürülecektir. Ya ona kapılar gök kapıları açılacaktır veya tek bedeni batılacaktır. Senin ruhun gaz olduğu vakitte melaike-i kiram oraya götürür gökyüzüne. Gök kapılarında sorulur kimdir gelen filan. Burada teyare meydanından içeri girerken zaptiyeler
kontrol yapıyor, bakıyor. Kompütöre bakıyor, bir taşa fotoğrafından yüzüne bakar. Bu acaba içeri girecek adam mı? Girecek adamsa yol değilse atar. Birinci göğe senin ruhunu getirdikleri vakit sorulacak kimdir gelen filan kimse. Hitap gelir ki bulunuzdur açın kapıları. Allah! Değilse şeytana kuldur atın. Tek tepip atın. Atarlar. Önümüzde bu vardır ey Müslümanlar. Dünya seni aldatmaz. Dünya için yaratılmış değilsin. Dünya için yaratılmış olsan ölüm peşinde dolaşmayacaktı. Dünya için yaratılmadı. Mevla'nın hizmetine yaratıldı. Dikkat et. Vazifeyi gör. Yalnız cuma için değil ibadet. Her günün ibadetine dikkat et. Allah seni gözetsin. Ebedi rahmetlerine seni mazhar eder. Yeni bir sene gelen haftaya girer. Allah-u Alem yapıyoruz daha ötede. Belki gelen cuma, Muharrem bin cuması olabilir. Binaenaleyh bir sene daha aradan geçiyor. Hicret-i Seniyye'den 1417. sene tamamlanıp şerefle 1418. sene girecektir. İslam o senede daha kuvvetlenecek, daha direnç bulacak, daha güç bulacaktır. İslam zayıflayacak değildi. İslam önünde durulamayan seller gibi yaklaşmaktadır. İslam'ın ordularının kayak sesleri yaklaştığı için Avrupa'da böyle titreyiyor gazel yapar gibi, Avrupa'nın peşinde takılanlar daha ziyade titreyiyor, önlenemez, yaklaşıyor. Süleyman Peygamber'in belki sevindirdiği gibi öyle ordularla geleceğim ki karşı bulunmaz. Allah'ın ordularına karşı bulunmaz. 2000. yılları fethedecek İslam'ın orduları. Seni uyana bile gelmeyen istikametlerden gelecektir. Buradan gelmesin. Men ediyorlarsa men etsinler. Başka istikametlerden akacaktır. Beş kıtadan, karalardan, denizlerden La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye çağlayıp gelecektir. Kürbüsüdür kapacaktır. Yakındır. 1987, 88, 89, 2000. Müjdeler olsun Müslümanlara. Kahrolsun, o Müslümanları istemeyenlere kahır gelecektir, bize müjdeler olsun. Hiç, yerinde sabit dur, hiç. Bir, fitneye karışma. Ne isterseniz yapınız da, hiç. Ne için? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Vekilimiz Allah, onların vekili şeytan. Vallahu galibun ala amri. Mutlak galip Allah'tır, şeytan değil. Onun için rahat. İşine git, işinden gel. Ne etlisine, ne sütlüsüne karışma. Ne güven birerse yap, selamet tut. Başın ağrımaz. Cenab-ı Hak bizi kulluğundan ayırmasın. Amin. Elâ illâhu selâmet.